17 numaralı sorunun çözümüne geçiyorum. Arkadaşlar burada kaynama sıcaklığı ve buhar basıncı arasındaki ilişkiyi veren bir grafik belirtilmiş bize. Evet, bu grafiğe bakıldığı zaman şöyle diyor. Mesela T1 sıcaklığında X'in buhar basıncı 760, T2 sıcaklığında Y'nin buhar basıncı 760 şeklinde belirtilmiş. Soru der ki 1 atmosfer basınç altında bulunan X ve Y sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi aşağıda belirtilmiştir diyor. O zaman şunu belirtmiş, buna dikkat ediniz. 1 atmosferlik dış basınçla dediğine göre açık hava basıncını 1 atmosfer alıyorum. Bir de şu cümleyi eklemeden geçmek istemiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kaynamanın tanımını şöyle ifade etmiştim. Bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklığa biz aynı zamanda o sıvı için kaynama sıcaklığı demiştik. Yani aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine başka bir deyişle dış basınca eşitti. Şimdi bu grafiğe bakıldığı zaman bize yanlışları sorulmuş. Birinci ifade diyor ki aynı sıcaklıkta X'in tanecikler arasındaki çekim kuvveti Y'ninkinden büyüktür demiş. Evet arkadaşlar, ikisinin de buhar basıncının 760'a ulaştığı nokta her iki sıvının da kaynama sıcaklığını veriyor. Bakınız, X'in buhar basıncı 760'a ulaştığı zaman sıcaklığı burada T1 derece olmuş. Y'nin de buhar basıncı 760'a ulaştığı zaman sıcaklığı T2 olmuş. Görüldüğü gibi T2 sıcaklığı burada T1 sıcaklığından daha büyük olduğu için Y'nin kaynama sıcaklığının X'inkinden ne olması lazım? Büyük olması lazım. Kaynama sıcaklığını etkileyen faktörlerden biri sıvının türü olduğunu biliyorsunuz. Evet, deriz ki sıvıyı meydana getiren moleküller arasındaki çekim kuvveti büyüdükçe sıvının kaynama sıcaklığında yükselme meydana geliyordu. Bu durumda Y'nin kaynama sıcaklığı X'inkinden büyük olduğu için Y'yi meydana getiren moleküller arasındaki çekim kuvveti X'e göre daha fazla olması gerekir. Yani kim de büyük olmalı? Y'de. Okuyorum soruyu. Aynı sıcaklıkta X'in tanecikler arasındaki çekim kuvveti Y'ninkinden büyüktür demiş. X'inki büyük değil, Y'ninki daha büyüktü. Neden? Çünkü Y'nin kaynama sıcaklığı daha büyüktü. Bu durumda birinci ifadeniz yanlıştır diyorum. 2. X'in normal kaynama sıcaklığı T1 derecedir demiş. Şimdi kaynamanın ne olduğunu biliyorsun. Dış basınca eşit olduğu noktada kaynama sıcaklığı sağlanıyordu. Ya da o noktaya ulaşılıyordu. Şu anda dış basınç 1 atmosfer. X'in de buhar basıncı 760'a yani 1 atmosfere ulaştığı sıcaklık değerine grafikte baktığınız zaman T1 derece. X'in normal kaynama sıcaklığı bu durumda T1 derece diyebilirsiniz. Evet. Yani ikinci ifadeniz doğru ama bize yanlışları soruyor. Üçüncü ifade 0.5 atmosferlik dış basınçta Y'nin kaynama sıcaklığı 1 atmosfer basınçtaki X'in kaynama sıcaklığına eşittir demiş. Şimdi 0.5 atmosferlik dış basıncı almış. Bu aynı zamanda 0.5 atmosferlik dış basınç 380 mm civa basıncına eşitti. Eğer dış basıncı ben 380 mm civa alırsam bu durumda X de 380'e ulaştığı için kaynama sıcaklığına ulaşacağı için yani şu anda bunun kaynama sıcaklığı ne olmalı? T1 olmalı. Devam ediyorum. Evet, ne demiş burada? Y'nin kaynama sıcaklığı 1 atmosfer basınç altında X'in kaynama sıcaklığına eşittir demiş. 1 atmosfere ulaştığı zaman X'in bakın kaynadığını görüyorsunuz. Bu durumda dış basınca ulaştığı noktada yani 760'a ulaştığı noktada bu da kaynadığı için bunun da kaynama sıcaklığını T1 olarak görüyorum. Dolayısıyla bu ifadeniz de doğru olmalı. Yani yanlış sorulduğu için doğru cevap Adana diyeceğim.